Sağlıklı gıda olmadan sağlıklı insan olmaz. Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi ve Gıda Güvenliği Derneği işbirliği ile düzenlenen Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri konulu bilgilendirme semineri ATSO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tükettiğimiz gıdaların ne derece sağlıklı, güvenilir olduğu çok önemlidir. Bu bağlamda insan sağlığını ilgilendiren her şey titiz ve tavizsiz bir şekilde denetlenmeli. MKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zehra Ayhan'ın yönettiği ve Gıda Mühendisliği Derneği Başkanı Samim Saner tarafından verilen seminerin açılış konuşmasını yapan Hatay Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Direktörü Bülent Yüce, işini kurmak isteyen girişimciler ve hali hazırda bir işletmesi olup bu işletmeyi geliştirmek isteyen KOBİ'lere danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti. Bölgesel kalkınmanın sağlanması için de çeşitli yerel paydaşlarla sıkı işbirliği yaptıklarını ifade etti ve gıda güvenliğini sağlamayı ilke edinen KOBİ'lerin hem halk sağlığına hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi. Bizim hizmet verdiğimiz iki tane temel kitle var. Bunlar kendi işini kurmak isteyen girişimciler ve hali hazırda bir işletmesi olup bu işletmeyi geliştirmek isteyen KOBİ'lerimiz. Bunlara sağladığımız hizmetler ise eğitim ve iş geliştirme danışmanlığı hizmetleri olarak iki grup. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de tarım uygulamalarında oldukça geri kalmış bir ülke olduğumuza dikkati çekti. Bu durumun dış ülkelere yaptığımız ihracatı olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi. Bu konu gerek bizim dış ülkelere yaptığımız ihracatları olumsuz etkilemekte, gerekse ülkemizdeki tüketiciyi olumsuz etkilemekte. Günümüz insanının geçmişe göre daha fazla miktarda zehirlerle iç içe yaşadığını belirten Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Üremiş ise beslenmemizdeki eksiklikler ve yanlışlıklar ile aldığımız toksinler bizleri olumsuz etkilerken genetik kodlarımıza aktarılarak gelecek kuşakların da bundan olumsuz etkileneceğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü bilgilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 7 milyon insanın gıda ile ilgili zehirlenmelerden dolayı hayatını kaybettiğini ettiğinin altını çizdi. Sağlıklı gıda olmadan sağlıklı insanın olmayacağı gibi sağlıklı tarım ve üretim olmadan da sağlıklı gıdanın olmayacağını söyledi. Beslenmemizdeki eksiklikler ve yanlışlıklar, aldığımız toksinler bizleri olumsuz etkilerken genetik kodlarımıza aktarılarak gelecek kuşakların bunda olumsuz etkilenebileceği birçok bilim insanı tarafından bildirilmektedir. Yapılan açılış konuşmaları ardından Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri konulu semineri sunan Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, gazete haberlerine yansıyan gıda zehirlenmelerinden örneklerle sunumunu gerçekleştirdi. Saner, gıda güvenliğinin mikrobiyolojik ve kimyasal tarafları üzerinde durdu. Gıda güvenliği sorunlarının yaşanmaması için çözüm önerileri aktardı ve uluslararası alanda kabul gören gıda güvenliği standartları ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarından bahsetti. Sürmene'de 1000'i aşkın kişi zehirlendi. Yani zira ilaçların bilinçsiz kullanımı nedeniyle de çok ciddi miktarda ürünümüz ihracattan geri dönüyor.